Ali Hoca ile kısa öz konu anlatımı, pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Fizik saati başlıyor. Denge tork ünitesine devam ediyoruz. Bir cisim dengede ise altı çizilmiş önemli. Dengede ise iki tane koşul sağlanıyordur. Birinci koşul kuvvetlerin toplamı. Vektörel tabii ki bileşkesi yani. F1, F2, F3, F4 kaç tane kuvvet varsa onların bileşkesi vektörel toplamı sıfırdır. Yani bunun anlamı şu. Sağ tarafa doğru çekenler sol tarafa doğru çekenleri dengeliyordur. Yukarıya doğru çekenler aşağıya doğru çekenleri dengeliyordur. X ekseninde bileşke sıfır. Y ekseninde bileşke sıfır. İkinci koşul. Herhangi bir noktaya göre Kuvvetlerin torklarının toplamı sıfırdır. Herhangi bir noktaya göre kuvvetlerin torklarının toplamı sıfırdır. Bunun anlamı şu. Bir çubuğu, bir çubuğu diyelim. Sol taraf bakın bu tarafa çevrenlerin torku ile bu tarafa doğru çevrenlerin torku eşitse bu torklar birbirini götürür ve bu çubuk dengededir. Bu eğer toplam tork sıfırsa çubuk dönmez. Toplam kuvvet sıfırsa cisim hareket etmez. Örneklerimize başlayalım. Eşit bölmeli düzgün türdeş çubuğun ağırlığı P. Düzgün türdeş çubuk olduğu için ağırlığını hemen orta noktadan gösteriyorum bakın. P. Şimdi birinci koşula bakalım. Yukarıya doğru çeken 6P. Aşağıya doğru çeken 4. Demek ki 2P'lik bir cisim asılması gerekiyormuş. 2P'lik bir cisim asılması gerekiyormuş. Şimdi şu noktaya göre tork alırsak istediğimiz noktaya göre tork alıyor, alabiliyoruz. 3P çarpı 3 birim. O'ya göre. O'ya göre tork alıyorum. 3P çarpı 3 birim eşittir. P çarpı 1 birim artı. 2P çarpı X birim. Çünkü ne kadar uzaktan asacağım bilmiyorum. O'ya uzaklık. At bu tarafa 8P eşittir 2P X'den. X eşittir 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Demek ki buraya 2P'lik cisim asılması gerekiyormuş. M noktasına 2P'lik cisim asıldığında çubuk yatay dengede kalır. Diğer örnek. Eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk dengededir px py px bölü py oranı hangisi olamaz? Çubuğun ağırlığı yok demediğine göre çubuğun ağırlığı vardır. Eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk. Bakın kısaltmamız meşhur kısaltmamız. Eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk. O zaman bunun ağırlığı tam ortasından P kadar olsun. T, T. Kuvvetler eşit olduğu için, ipteki gerilmeler eşit olduğu için bunların ikisinin bileşkesi tam ortalarından alacağım 2T. Şimdi yukarıya doğru olanlar 2T aşağıya doğru olan PX çubuğun ağırlığı ve PY. Bakın dengenin birinci koşulunu sağlandı. İkinci koşul için ikinci koşul için herhangi bir noktaya göre tork alabilirim. O noktasına göre alırsam 2T'nin torku olmaz. PX çarpı 1 2, 3,5 3,5 Arta P çarpı 0,5 Eşittir. P, Y çarpı bakın diğer taraf 1, 2,5 2,5 Ne yapıyorum? O noktasına göre Bakın bu saat yönünde çeviriyor. Bunlar da saat yönünün tersi yönünde çeviriyor. Torku alırken yönlere çok dikkat ediyoruz. İki buçuk P'ye büyüktür. Üç buçuk P'x. Çünkü üç buçuk P'x'e 0.5 P, P eklenince eşit olabiliyormuş. Üç buçuk P'x. P'x bölü P'ye oranı 5 bölü 7. 5 bölü 7 yaklaşık e, arkadaşlar 0.71 yapıyor. 0.71. Demek ki 0,71 Px bölü P'ye 0,71'den küçükmüş. O zaman E şıkkı olamaz. E şıkkı çünkü 0,75. Diğerlerin hepsi bakın. Şunların hepsi 0,71'den küçüktür. Diğer soru. K noktası etrafında dönebilen düzgün türde şubuğun ağırlığı 200 Newton. Çubuğun ağırlığı 200 Newton düzgün türdeş olduğuna göre tam ortasından gösteriyoruz. İp en fazla 500 Newton'luk gerilme kuvvetine dayanabildiğine göre demek ki bu da 500 Newton maksimum. 500 Newton dayanabildiğine göre 80 kilogramlık Ali. Bu 80 kilogram ama 800 Newton olur. Çünkü yer çekimi ivmesi 10 olduğu için. İp kopmadan en fazla kaç metre uzaklaşabilir? Çubuğun uzunluğu evet çubuğun uzunluğu 8 metre olsun. 8 metre o zaman 4 metre yarısı. Diğer de 4 metre. Şimdi K'ya göre tork alıyorum. K'ya göre tork alıyorum. Çubuğun ağırlığı 200 Newton'du. 200 çarpı 4. 200 çarpı 4. Artı Ali'nin uzaklığını bilmiyoruz. 800 çarpı x. 800 çarpı x. Bunlar bakın bu şekilde döndürmeye çalışırken T ters yönde olduğuna göre 500 t çarpı 8. Evet. Gitti. 8. 8 x 40. Buradan x eşittir 4 metre. Ali demek ki k noktasından 4 metre uzaklaşabiliyormuş. O zaman ip kelimesi 500 oluyor. 4 metreden sonra daha da uzaklaşırsa ip kopar. Kuvvet kol arttığı zaman evet daha çok tork oluşturacaktır Ali o zaman. Eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk o zaman düzgün türdeş çubuğun ağırlığı yok demediğine göre vardır. P. Destek tepkisini bize soruyor. Destek tepkisi de yukarıya doğru olması gerekiyor. Şimdi yukarıya doğru olanlar Trabzon artı Nide. Aşağıya doğru olanlar papatya artı 30 Newton. Şimdi herhangi bir noktaya göre tork alabildiğimize göre bakın şimdi bu noktaya göre tork alıyor. O noktasına göre. O'ya göre tork. Şimdi elimi O noktasında tuttum. Şimdi o zaman T ne yaptı? Saat yönünde çevirdi. 30 da saat yönünde çevirdi. Dolayısıyla 30 çarpı O'ya uzaklık 4. Artı 10 çarpı O'ya uzaklık 4. Eşittir. nide çarpı O'ya uzaklık 2. Bunlar dik olduğu için sinüs kosinüs onları kullanmıyoruz. Değil mi? Şimdi 120 160 N eşittir 80 N. Bu 80 Newton. T de 10 olduğuna göre demek ki çubuğun ağırlığı 60 Newton'dur. Şöyle de yapabiliriz bakın. K noktasına göre tork alırsak, K noktasına göre tork alırsak, evet. K noktasına göre tork aldığımız zaman P'nin torku saat yönünde, 30'un torku da saat yönünde, N'de de saat yönünün tersi. K'ya göre tork alıyorum. Parmağımı bastırdım. P çarpı 4 artı 30 çarpı 2, 4, 6, 8 eşittir. N çarpı 2, 4, 6. Bakın e, buradan da şu denklemin e, N'nin 80, P'nin de 60 olduğunda sağladığını göreceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. Eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk ile çocuğun ağırlıkları P kadar. Çocuğun ağırlığı P kadarmış. Çubuğun ağırlığı da P kadarmış. O zaman aynı ipte aynı gerilme olur. Çocuk ağırlığının tamamını ipi tuttuğu için veremeyecektir. Dolayısıyla burada P eksi T olacak. Zaten T eğer çocuğun ağırlığında büyük olursa çocuk yukarı kalkar. Dolayısıyla buraya bastıramaz. Demek ki o zaman çocuğun ağırlığı ip gerilmesine büyüktür. K noktasına göre tork alıyorum yine. T çarpı 4. Eşittir. Diğer tarafa çevrenleri alıyorum. P eksi T çarpı K'ya göre tork alıyorum. 3. Artı. P çarpı 2. P çarpı 2. 3T. Burada attım onu bu tarafa. 7T. Eşittir. 3P. 2P daha 5P. Trabzon. 5P bölü 7 bulunur. Eşit bölmeli düzgün türdeş çubuğun ağırlığı P kadar. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4 ve 5. Çubuğun ağırlığı P. Şimdi bu 2P cismi bakın bu tarafa en son nereye kadar gelebilir? Demek ki o zaman KL tarafına geçince sağ taraftaki destek dışarıda kalacak. Yani işlevini yitirecek. O zaman P çarpı 2 P çarpı 2 çubuğun ağırlığı çarpı 2 O1'e göre O1'e göre O zaman 2P O1'e uzaklığı X 2P O1'e uzaklığı X O zaman X ne kadardır? 1 Bir birim. Demek ki çubuk burada yani L'yi geçince denge bozulur. O zaman burada kritik nokta L noktası. Devam edelim. Eğer çubuğumuz, bakın, cisim bu tarafa geçerse, M, N tarafına geçerse, buradan bastıracağı için bu defa O1 desteği dışarıda kalacaktır. İşlevini yitirecektir. O zaman şu 2P'lik cisim buradan Y'ye kadar, şu noktaya göre tork alıyorum, O2'ye göre. Evet. P çarpı P çarpı 1 eşittir. 2P çarpı Y. Y buradan 1 bölü 2 çıkıyor. Demek ki o zaman M ile O2 ile M'nin tam ortasını geçince denge bozulacakmış. Burada da O2 ile M'nin tam ortasına kadar hareket edebiliyormuş. O zaman L ile şu ortada hareket ettiğinde Çubuk dengesi bozulmaz. Devam edelim. Cisim ok yönünde biraz hareket ettirilirse TK ile TL nasıl değişir? Şimdi bu çubuk bakın şu şekilde dengede. K cismi yukarıya doğru çekiyor dengede. Buradan cisim uçta doğru gittiği zaman kuvvet kolu artacağı için ne olacaktır? Kuvvet çarpı kuvvet kolu artacağı için bakın. TL gerilecektir. TL artacak. İp gerilmesi artacak. Şimdi burada TK yukarıya doğru TL aşağıya doğru artı çubuğun ağırlığı var ve cismin ağırlığı var. Aşağıya doğru olanlar. Bu TL artarsa denklemin sağ tarafı arttığı için TK da artmak zorundadır. Bu şekilde basitçe çözebiliriz. Başarılar dilerim arkadaşlar.